Sanık Serap Demir'in suçu sabit görülmediğinden tutuksuz yargılanmasına ve davayı ilgilendiren delillerin bir sonraki duruşmada incelenmesine karar verilmiştir. Çok teşekkür ederim Başak. Geçmiş olsun. Sana rahat ol demiştim, değil mi? Hakan, kurtuldum. Gözün aydın. Gözün aydın. Sağ ol. En çok da bana inandığın için sağ ol. Gel, geç bakalım. Gel. Ertan meselesi ne durumda? Meselenin bize dokunan bir tarafı yok. Polis intihar olduğunu düşünüyor. Dosya bir an önce kapansa iyi olur. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum Noyan Bey. Yeliz'in ölmesi bizim için fırsat oldu. Meselenin üstü kendiliğinden kapanacaktır. Artık herkesin Noyan Sağlam'la uğraşılmayacağını anlaması lazım. Kimse benden değil arazi. Bir kum tanesi bile alamaz. Artık herkes daha iyi anlamıştır efendim. Sağ ol patron. He. Neydi o öğretmenin adı? Serap. Başına bela olmaz değil mi? Olursa cezasını keserim. Yok, kesme. Git bir süre dinlen. Ortalık durulana kadar da etrafta gözükme. Tamam mı? Siz nasıl isterseniz Noyan Bey. Müsait miydin Rıza baba? Ne vardı? Ben 2 dakika görüşmek istedim ama yani işim varsa ben sonra gelirim. Yok. Gel gel buyur. Evet dinliyorum. Bu geçen gün yani birkaç gündür böyle ya işte Selinlerin kaçırılması falan bir karıştı ortalık. Ben de karıştım tabii. Kafam çok da durmuyor yani. Yerinde olmuyor bazen. Yani en iyi yine sen bilirsin de işte. Evet. Yani gözüm böyle pek kimseyi görmedi yani. Hani seni de tabii öyle konuştuk ettik. Ekip falan da durmur dedi ama yani... Yani bizi boş ver de sana yani bir ayıbımız olduysa... Ki olmuştur. Yaptım yani. Kusura bakma diyecektim. Hilal Salbay'ın yanındaydım sabah, cenazede. Hem kızını hem torununu aynı anda toprağa verdi adam. Nasıl bir iştir düşünmek bile istemiyorum. Perişan tabii. Verdi gücü ve Samir normal olarak yardım istiyor bizden. Sen git yardımcı ol abi ha. Ekiple mi gidelim, nasıl yapalım? Yok yok. Sadece sen. Ekip burada diğer işleri halleder. Hem böylesi daha bile iyi olur, değil mi? Ha? Destek falan lazım olursa ararsın. Hı? Bu kadar mı? Başka bir şey var mı? Yok mu? Anlamıyorum. Yani o kadar laf ettim yani. Bir şey demeyecek misin? Hayır. Demeyeceğim. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Savcı öyle bir sıkıştırdı ki. Dedim bitti kızım. Özgürlüğünü elinden aldılar. Artık hapistesin. Saçmalama ya. Hapislik bir durumun yoktu. Olsa bile seni kurtarmak için her şeyi yapardım. Sağ ol, her şey için. Ne demek? Hadi, ben bir mutfağa bakıyorum. Sen geç takıl. Tamam. Hakan? Hı. Gel, gel. Ha. (Gülüyor)
Cemal. 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 Kalk kalk. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Serap. Çok teşekkürler. Biz bir şeyler yiyeceğiz. Katılır mısın bize? Bilmem. Olabilir aslında. Ne yemek var? Gel seninle mutfağa bakalım. Ne var ne yok. Gel. Olur. Sen otur. Keyfine bak. Tamam. Ben geçen kıyma almıştım. Bari köfte yapalım hemen. Dur dur oğlum. Başlatma şimdi. Hadi kaç yavaş yavaş. Demin beraber yemek yiyelim dedin. Kızın yanında kibarlık olsun diye öyle dedim. Ne bileyim oğlum kabul edeceğini. Kardeşim kusura bakma. Bu gecelik başının çaresine bak. Ben ne yapacağım ya? Bu nasıl bu soğuk ya? Ulan Cemal. Kaldın yine ayazda evsiz. Ekip ekip karışmasın, sen git ilgili almayla dedi, o kadar. Özür müzür konuşmadınız mı başka bir şey? Konuştuk. Ben kusura bakma falan dedim. Kusura bakma ne ya, ayağına basmış gibi. Oğlum adam gibi özür dileseydin. Ya diledim usta. Tamam işte. Kafam gitti geldi sana, ayıp ettim dedim. Daha ne diyeyim ya? O ne dedi peki? Hiç. İş verdi gönderdi. O kadar mı? Allah Allah. Öyle. Kırıldığı yerden yapışmıyor demek ki. Sizin gazınızla gittim dirseği gösterdi gönderdi. Keşke kendi haline bıraksaydım ya. Ya ne alakası var oğlum ya. Hemen yüz vermemiş ama toparlarsınız yani. Yani kovmamış ki seni oğlum. Gitmiş iş vermiş. Ha yaşasın. Albay mı? Evet. Tamam ben de geleyim seninle hadi. Git 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 iyi olur git. Ya bak ekip karışması falan dedi Rıza baba. Başımıza iş almayalım. Olmaz bir şey olmaz. İkiniz gidin işte hadi tamam. Hadi hadi. Hadi görüşürüz. Hadi hadi kolay gelsin. Haydi. Hiç değilse gözümüz üzerinde olur. Selin'in gitmesi iyi oldu. Ya Rıza baba affetmemiş ama. Orası net. Biraz zaman verelim usta. Bin kere kapışmadılar mı? İlla ki anlaşırlar onlar kendi aralarında. Orası da öyle. Yani neyse hayırlısı. En son bir ev bulmuşsun hani bizim mahallede. Gittim baktım o eve. Bir artı sıfır 40 metrekare eve yalı kirası istedi herif. Yuh ya. İyice coştular. Sorma. Sende de hata var. Yok yere çıktın güzelim evden. Heh. Günlük hatırlatmanı da yaptın. Çok güzel. Tabi. Her gün söyleyeceğim ki bir daha yapma. Düştüğüm hallere bak ya. Bir daha yapar mıyım sence? Yapma kuzum. Laf dinle biraz. Bir şey diyeceğim. Hı. Kestane yer miyiz? Sıcak sıcak iyi gider. Olur. Meydandakine gidelim ama. Herhalde. Hadi. Rıza baba, beni çağırtmışsın. Hah, gel Hakan, gel. Gel otur. Biraz baş başa konuşalım ha? Buyur baba, dinliyorum. Bilirsin, ben hiçbirinizin özel hayatına meraklı değilimdir. Konu Serap'a gelecek sanırım. Evet, doğru biliyorum. Tamam, kız masum. Hakim de beraat vermiş zaten. Ama kabul edelim ki yaptıkları pek sıradan işler değil. Hani Serap biraz fevri bir kız, doğru. Ama niyeti iyi. Kalbi tertemiz. Yani senin için endişelenmeme gerek yok, ha? Yok baba, yok. Ben iyiyim. Serap'la da iyiyiz. Sorun yok. İyi, güzel, güzel. Sevindim buna. Yanlış hatırlamıyorsam geçmişteki bazı ilişkilerin sana epey problem olmuştu, doğru mu? Doğru baba, doğru. Bu konularda sicilim pek parlak değil. Ama Serap'la aynı hataları yapmayacağım. Pekala.
Peki. Bu konuştuklarımızın müdüründen bir uyarı gibi değil, bir abi tavsiyesi gibi anla. Ha, ve kendine dikkat et, olur mu? Baş üstüne baba. Tamam, hadi. Tamam. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.